En köp okuyan teatr institutunda. 7 yıl okuyan. Mirza, o'sha birinchi bor tayyorlov kursiga kelgan. Bir yıl okudu, institutga o'tmadi. Olishmadi o'sha yili. Baribir institutdan ketmadi. O'quv teatriga sahna ishchisi bo'lib ishga kirdi. Keyin o'sha yerda bir yil ishladi-da, bu yilisi Yayrapa, Yayra Abdullayev kurs oladigan bo'ldilar. O'sha yili hujjat topshirdi. Ki bu yilisiga kirdi kelgan institutga. Endi u paytda mana Mirzani ozgina tilida defekti bor. Mana bu tilini tishini nimasi uchi sal nima yaqinlashganda s chiqadi-da. O'sha shunaqa sani defekting bor, nutqing yaxshi emas deb bu yil olishmagan. Lekin u haligi o'sha tayyorlov kursining oxirida biz maymun o'rmonzorda maymunlar hayotidan etyud qilganmiz. Endi o'shanda shunaqa maymunni chiroyli qilib ko'rsatgan. Men nazarimda shu bugunga qadar Mirzaday maymun bo'la olmaydi. Yo'q, yo'q, chunki mana bu haligi institut klassik bo'lib qoldi-da uni maymuni. Keyin keldi, Munavvar opa, shunaqa kreativdim, qaysi institut ko'rsatdi, maymunni ko'rsatasiz dedim. Keyin xullas qilib xursand bo'ldik, eshitdik, Mirza kiribdi, yayrab oldilar, keyin o'qib yurdi. 2 yıl okudu mu Turan Ege? 2 yıl okudu, examinler gibi biraz kirip, tamaşa kirip yürüyordu. Şunu da aytardiyiz Mirza, ben de Ege tayarlı kursu diyeyim okuyan. Anca yine şok bola derdiyiz, davamatı yakışı yemez. Ana ne ki üçüncü kursdaki otuşgenden kin, yılda birinci yarımda davamatı çatap olup, o insan haydardı. Yani o benim bir yeriydi, 3-4 bola haydardı. Yani biz siz bilan ekzaminga kirib ko'rib yurganimizga dilimizga yotib qolgan, uning ustiga sizni unga sarf qilgan mehnatingiz manikidan ko'proq bo'lgan. Menga ham u ma'qul bo'lib qoldi. Keyin siz menga aytdingizki, Turg'un aka, keling shu bolani haydattirmasdan bir boshqa bir yo'l bilan rektorga kirindi. Bizni kursimizga ikkinchi kursga tushirib bersinlar. Rektorga kirdim, Mamajon aka rektor edi. Ama Canekem şunakangi bir uluq tarbiyatçı insanı dedi ki, o da talantını şok buladı mı, yok ki başka salbi ulaqaları buladı mı, o şey salbi narsadan doğrulab, sanatta olup kalışka hareket kılardı. Ben yani şundan faydalandım diye kirdim, ettiler ki, ulaqa buyuru çıkıp gitti Turguncan. Endi nima qilamiz? Men aytdim ki, 3-chi kursdan 2-chi kursga tushirsangiz, bu ham jazolasini bir xil bo'ladi. Dedim, mayli, mayli siz gapingiz ham to'g'ri dedi, 2-chi kursga bizga tushirdilar. Ana undan keyin Mirza bizni kursimizda anchagina chiroyli, yaxshi xatti-harakatlar qilib yurdi. Keyin hali diplomli spektakllarimizga o'tganimizdan keyin qiluv chiqara boshladi. Chunki qaliga xalq orasida anchagina haligi obrusi baland edi. Tanilib qoluvdi. Tanilib qolgan edi, to'yli usiz o'tmaydi ham bo'ldi. Ana undan keyin bizni qonimizni Mirza ichdi. Mening Mirzaga bitta savolim bor. Mana shu bizni teatrimizda revizor, Google'da revizor qo'yayotgan vaqtda Xlistakovga rejissyorga men aytib, iltimos qilib aytganmanki, shu Xlistakov roliga Mirzani osoq shunda asarimiz yana ham yaxshi chiqadi deganmanda rejissyor vay dedi. Unda ko'ndi. Mayli Turg'unaki ertaga kesin dedi. Men Mirzani uyiga borib aytdim. Bir ertasiga kelmadi. Bir 2-3 kun o'tgandan keyin keldi-da mana shu teatrimizning hovlisida qarasam skameykada o'tiribdi. Ha xudoga shukr dedim. Aytdimki Mirza dedim rejissyor ko'ndi. Bir kechada mashhur bo'lasan qolasan Xlistakovni o'ynasang. Bu rolga insonlar necha yillardan intiladi, o'ynamaydi. Shu keldi hozir omad senga desam, Turg'un aka, menga to'g'ri kelmaydi. Men sizni uyaltirib qo'yaman. Qo'ying, shuni o'ynamay, xafa bo'lmang, deb ketdi. Mana shu savolim, nima uchun o'shanda o'ynamayman Xlistakov bu teatrga kelmayman degan savolim Mirzaga shu. Shu vaqtgacha shu savol meni qiynaydi. Nima uchun shunday rolga kelgani yo'q?
hakikaten hem Turgun Akam, Özbekistan halk artisti, siz ustaziz doğru aittiler. Xlistakov rolünü alış için aktörler yaka boğuşadı. Hakikaten hem. Rol ne oziyem? Cüde mükemmel yazılgen rol. Hoş, başlar aman bulsun benim ustazlarımı. Sağ salamet bulsun. Şu saçlarını, hamısı bu mesele miydi? 5-10 talasını mı akartırken? Turgun Akam indi şu Xlistakov rolünü revizör diken. Şu piyasada Xlistakov rolünü oynak indi çakır geldi. İndi o payıttı. Aktörler yaka boğuşardı. İndi mene yapıştık payıttımıydı. Mene toyga abarış için yaka boğuladıkan vaktiydi. Çünkü indi toyma toy yürgen adam. Toyma toy yürgen adam tiyatrge gelip bir ciddi icat kılış cüde kıyım meseleydi o vakti. Çünkü ben cüde toylarım koyup kündüzüyem, keçesiyem, bantman. Şuna kadar vaktiydi. Bir gap var o halkta. Artist misen, artist yıkılmadıydı. Artist digene bu, art digene istedat, ist digene egesi digene. Bu istedat digesi, hemen artist bulur muydu? Çünkü hem uzun kespin artisti digene, uzun kespin istedatını egellegen digene manat. Şimdi o vakti bana cüdyem toylarım kupıdı, çap çap vaktlarım idi. Çünkü ustazımı uyaltırıp koyuştan, çocuğum. Ben bir de savalım vardı. Savalım şundan ibaret ki, Mirza. Bitti oziz. Ben şu hazır ki tiyatrizdeki oynayarken, mesela kliyatken icadiz, işleriz, oynayarken rolleriz. Ne? Tüp manası bilen. O şey, Abrakiyet da az yine bu seyem oynayarken rollerizi qaysi birini deylik sog'inasiz deylikmi yoki afzal ko'rasiz deylikmi? Chunki men bilaman siz baribir yuragingizda tub-tubida o'sha fojia janriga ishtiyoqingiz bor. Dramatik rollarga ishtiyoqingiz bor. Nima sababdan siz birorta bir teatrda qo'nim topmadingiz? Juda ko'p teatrlarda ishladingiz shekilli, 2-3 teatrda ishladingiz. Şimdi Minarapan'ın savallarına geldiğim müzik, Mukumi Tiyatrı'da, Yaş Güverdiye Tiyatrı'da, hatta Hamza Tiyatrı'ya gelmişken, teklif kılışken, şu Yaş Güverdiye Tiyatrı'da işleyken ben, roller oynayken ben, Maysara'nın işi, spektakilde Hıdayat Han'ı oynayken ben. Ama oynamayken ben Hıdayat Han'ı. Bir nasıl okuyorsunuz? Hıdayat Han'dan bir nasıl okuyorsunuz? Okuyoruz şart demez. Hıdayat Han'ın hepsi sahnede durdu ama paske çüşüp biterdim. Tomoshabinlerle aldık. Tomoshabinlerle mülakat bulardı. Kegin şu vakti bir acayip spektakille bulardı. Şeytan Farişteler adı. Şöyle ki burayı hama aktörle bantıdı. Burayı ki juda ciddi spektakli deyindi. Hani cengavar sahneleri vardı. Ben uşağında bir İtalyanlı oynayacağım ben. Şikolat Kerim Mirhadiyev şikolat verip duradı. Şikolat yiyip durup kıtıklap Matyakup Matcanov uzun mu dostum mu öldürüp koyamam. Kıtıklap durup o tekesi yarılıp getirdi ölüp kaladı. Şu sahnede ağzımda şikolat kuzumda yaş. Şimdi payetliyem Tomoshabinle tanırdı. Şuna oturuş Tomoshabin. Şuanda kuzumda yaş bilen spektakilde yok söz işletken ben. Ben hazır gene dostumu öldürüp koydum. Siz beni mazah kılıyapsız mı? Karın kanaka ahvalda mı? Yığılıp çıkıp getirdim. Şuanda Bahadır'a gittiğinde indi bu şu aktörlü improvizasyası yani bir tuğulgen narsası. Kençelik spektakille de oynadık indi. Hazır siz sahnedeki vakiyeni yapırdınız. Hayatta hem cüde dostuzu öldürücü derecesi de bu mesela. Lekin şimdi yakın vakiyeler bugün mü sizde? Mesela sizi keçinmeleriz bilen zalda otururken tomoshabinlarni kılayotgan hareketlerini her hırlıge hakkıda gapirayım. Şunge indi anca yakın halatla bugün sanatkar dostlarımız vafat etken de biz Fatiha'ya bargenimizde yakıyımızda şu eşikteki de kol koğuşturup durgenimizde
Fatiha'ya kelganlar hammasi ciddi ciddi kelib so'rashdi. San'atkor endi bilmadim yengil qabul qilish hazm qila olmayman. Nimaga endi bu san'atkor bo'lsa demak bu deyish mumkin. Nimaga sen savdo xodimisan, sen oldinga borib qilmayman. Nimaga? San'atkor bo'lsa demak hazil huzul. To'g'ri kimdir shunga imkoniyat berib qo'ygan. Imkoniyat yaratib beradi san'atkorlarni o'zi. San'atkorni shuning uchun ham ustoz Hasan Yo'ldoshovning gaplari to'g'ri kelib chiqadi. San'atkor san'atini ko'rish suhbatiga oshno bo'lma. Uni undan xulosang qaytib qolishi mumkin. Unga shinavanda gachiligi yo'q bo'lib qolishi mumkin. Chunki hayotda uni qanaqa odamligini bilib qolsang. Shuning uchun ham san'atkorlar qanaqadir muqim bir odam bo'lishi kerak. Hamma uni ko'rganda "Oo" deydi-yu, lekin hayotda oddiy inson, oddiy inson. Lekin sahnada boshqacha. Biz teatr haqida gapirdik, siz ustozlaringiz, mana shogirdlaringiz haqida gapirdik. Bugun sizni o'zingizni teatringiz bor. Masalan, sizga hozir Muqimiy ham kerak emas, Hamza teatri ham kerak emas. Boshqa teatrlar. Yo'q, kerak, kerak, kerak. Shu kecha kunduzda biz Qo'rqoqda Xalqlar do'stligi saroyida degan konsert o'ynaymiz. Endi bizani bir tashvishimiz aytib qo'yasizlarga, bir oy reklama qilamiz ertalabdan kechgacha falon pul to'lab. Halon pul to'lab radioda reklama qilamiz. Bir kun yoki 2 kun konsert o'ynaymiz. 4200 ta odam kiradi. Shundan qoq yarmi hurmatli tomoshabinlar taklifnoma bilan kirgan. Birinchi qatorda o'tirib olishadi, kulmaydiganlar o'tiradi birinchi qatorda. Albatta kambag'al kuladigan shinavanda oxirida o'tiradi yo balkondan turib tomosha qiladi sho'rlik. Birinchi qatorda odatda jiddiy, jiddiy odamlar o'tiradi. Shunaqa bir ayollar o'tiradi, jiddiy odamlar, jiddiy ayollar o'tiradi, bachkana deydi, bachkana. Bachkana. Biz bildirmay qiladigan ishlarni bular ochiqchasi gapiradi. Sibolchilar deb qo'yadigan tomoshabinlar ham bo'ladi. Qiziqchiga qiziqchiga yaqinda ham darakchida ham shu haqida maqola bo'ldi. Qiziqchiga tamg'a bosib olishgan. Bular bachkana. Qiziqchilar bachkana odamlar emas. Qiziqchilar juda jiddiy odamlar. Hattoki Obidjon Asomov ko'rib darro sizda kulgi paydo bo'lishi juda jiddiy yigit. Jiddiy jiddiy odam. Qiziqchilarni ko'rsatib berayotgan bachkanalikni ko'rsatib beramiz biz. Bachkanalikni gapirib beramiz biz. Oh, jiddiy odamlarni ko'rganman hayotimda. Oh, shunaqa jiddiy odamlarni ko'rganman. Qamchisidan qon tomadi. Bu odam kelsa hech kim gapirmaydi. Hamma og'ziga qarab turadi, ko'ziga qarab turadi. 100 gram aroq ichgandan keyin u jiddiy odam shunaqa bachkana bo'ladi. Chunki shu to'y hashamlarda ko'rganmizdi ularni. Shuning uchun bachkanalik faqat qiziqchilarga tamg'a qo'yib olish kerak emas, bular bachkana deb. Biz faqat bachkanalikni ko'rsatib beramiz yoki bachkanalikni gapirib beramiz. Men o'shanda maqolada ham aytdim, insonni yoshi ulg'aygan sari, did fahm farosati o'sgan sari o'zgaraveradi. Ancha o'sha masofani tushunib qolasiz. O'sha bachkanalikka o'tib ketadigan masofani tushunib qolasiz. Mana qiziqchi hamkasblarimni o'zlari mana juda ham haddan tashqari beti yo'qroq deb gam fikrda bo'lishardi. Hozir unaqa fikr gapirish olmaydi, sababi mani yoshim ulg'aydi, dedim o'sdi. Mana endi hozir men Xlistakov rolini o'yna olaman. Hozir teatrga borib, Gamlet to'g'risini yarata olaman. Hozir taklif qilishsa, masalan ustozingiz sizni chaqirib etsa, Mirzabek Xlistakovni o'ynagin deb, siz rozilik berarmidingiz? Albatta, chunki shunga yoshim ulg'aydi, shunga fahm farosatim yetdi. Keyin boya sizni o'sha katta katta tomoshaxonalar emas, men o'sha Hamza teatrida, Muqimiy teatrida shogirdlarimiz bilan, ukalarimiz bilan birgalashib shu spektaklni qo'ymoqchimiz. Spektakl faqat konsert emasdi, o'sha spektakl. Masalan, endi yangi bir shunaqa spektakl konsert ustida shunaqa bir ijodiy ishtamiz, Kayf Safo deb ataladi. Hozircha nomi kim biladi? Kayf Safo deb ataladi. Shu hamma o'zicha nimadan kayf qilish o'ylab topadigan har xil kayflarni biz shu sahnadan turib tanqid qilib ko'rsatadigan bir shunaqa bir narsalar yozilyapti. Shu men shu narsani teatrda ijro etmoqchiman. Katta tomoshaxonada emas. O'sha haligi 300-400 odam sig'adigan tomoshaxonada. Keyin oldi qancha desa 9000. Oldi shunaqa qimmatmi? Orqasi qancha? 5000. Orqaga 5000. Sizlar qarshilaringlar.
teatrda aldıyam minsum, yanıyam minsum, orkadanam minsum dediğin joylarda şunaqa tamoshalar qo'ymoqchimiz. Katta rahmat, biz tele tomoshabinlar nomidan bu yerga sizni suhbatingizni tinglaymiz deb kelgan aziz tomoshabinlarimiz nomidan ana shu rejalaringiz albatta amalga oshishiga tilakdoshmiz.